Efendim, Orta Doğu'da yine silahlar patladı. Filistin Kurtuluş Örgütü, Yaser Arafat 15 Kasım 1988'de Cezayir'de Filistin Devleti'nin kurulduğunu kamuoyuna açıkladı. Böylece Filistin Devleti kurulmuş oldu. Bugün dünyada 138 devlet Filistin'i bir devlet olarak kabul ediyor. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'de de gözlemci devlet olarak orada görevini bir şekliyle yerine getiriyor. Gazze ise İsrail çekildikten sonra Hamas'ın kontrolüne girdi. Hak aramak ayrı bir şeydir değerli arkadaşlarım. Gazze'de 2-2,5 milyon insan yaşar, Filistinli yaşar. Çok zor koşullarda yaşıyorlar. Açlık var, sefalet var, gıda dışarıdan geliyor, yoksa aç kalacaklar. Bir sürü sorunları var. Ve dünyanın büyük bir kesimi bu sorunlara ilgisiz kaldı. Onun da altını özellikle çizmek isterim. Filistin halkının haklı davasını savunmak elbette ki her demokratik ülkenin hakkıdır. 1970'lerde yanlış hatırlamıyorsam devrimci gençler de Filistin Kurtuluş Örgütü'ne destek vermek için gittiler ve Filistin'de mücadele ettiler. Onların mezarlarının Filistin'de olduğunu hiç unutmadık. Onların da saygıyla almak isteriz. Ama hiçbir haklı dava sivillerin öldürülmesine haklılık kazandırmaz. Sivillerin, kadınların, çocukların, yaşlıların öldürülmesi asla ve asla doğru değildir. Sizin haklı davanızın üzerine gölge düşürür. Özellikle uluslararası kuruluşların bu konuda Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bu sorunun çözülmesi için çaba harcaması gerekir. Eğer bir sorun çözümsüzse genelde Filistin-İsrail örneği verilir. Artık bu sorunun 21. yüzyılın dünyasında çözülmesi gerekiyor. Ve olayların büyümeden, siviller öldürülmeden, çocuklar öldürülmeden bu davanın bir şekliyle sonlanması gerekiyor. Devlet olarak biz öteden beri bütün komşularımızla iyi ilişkiler kurardık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği temel nokta da budur. Bütün komşularla iyi ilişkiler kurun, iç işlerine sakın karışmayın. Yine onun sözlerinden ifade edeyim. Arap ülkeleriyle tarihi, sosyal, kültürel ilişkilerinizi geliştirin. Bugüne kadar hep geliştirmeye çalıştık. AK Parti iktidarına kadar. Fakat aralarındaki anlaşmazlıklara karışmayındır. Onların iç işlerine müdahale etmeyindir. Fakat biz gittik, başta Mısır, sonra Suriye. Üstelik Mısır'da bizim sınır ilişkimiz de yok. Kavgalar ettik. Şimdi Suriye'ye de yalvarıyoruz. Ne olursun gelin bizimle barışın diye. Mısır'a da yalvarıyoruz. Gelin barışın, barışın bizimle diye. Türkiye bu pozisyona niçin geldi? Neden Türkiye bu pozisyona sürüklendi? Bunun da bütün vatandaşlarım tarafından sorgulanmasını isterim. Önümüzde bir tezkere var. Terörle mücadele edeceğiz diyorlar. Hiçbir zaman terörle mücadelenin karşısında olmadık. Tam tersine. Terör nereden, kimden gelirse gelsin her türlü mücadeleyi yapın dedik. Bu kadar açık, bu kadar açık. Sınır ötesi operasyon. Zaten uluslararası hukuk bana o yetkiyi veriyor. Terör varsa giderim vururum. Bitti o kadar. Şimdi önümüze bir tezkere getiriyorlar. Gelecek. Elbette ki terörle mücadele konusunda verilecek her yetkiye biz evet deriz. Ama anlamadığım bir şey var. Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması diyor. Bir daha ifade edin. Tezkerede Cumhurbaşkanı isterse yabancı silahlı kuvvetleri Türkiye'ye davet edecek. Birinci sorun Bahçeli'ye. Partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu tezkereye evet diyeceğini söylüyorsun. Sana bir soru. Sana bir soru. Yabancı asker postallarının Türkiye Cumhuriyeti topraklarını çiğnemesine evet diyor musun, demiyor musun? Bu kadar açık. Milliyetçiyim diyorsun. Bu kardeşiniz de milliyetçi. Altı okumuzdan birisi de milliyetçilik. Asla ve asla yabancı bir askerin Türkiye'ye gelmesini istemiyorum. Bahçeli'ye ikinci sorum. Bu yabancı askerler kimler? Amerikalılar mı? Ruslar mı? Japonlar mı? Yunanlar mı? Kim bunlar? Hangi askeri terörle mücadele için Türkiye'ye davet edeceksiniz? Ya bu ülkede terörle mücadeleyi Türk Silahlı Kuvvetleri verdi. Polislerimiz verdi. Binlerce şehidimiz var. Bir tane yabancı asker bile gelmedi. Şimdi beyler terörle mücadele edeceğiz. Yabancı askerleri davet edeceğiz. Kim bu yabancı askerler? Kim? Öyle bir noktaya geldik ki ya helikopterimiz düşürülür, yabancılardan duyarız. Akdeniz'e gemimiz basılır, yabancılardan duyarız. Karadeniz'e gemimiz basılır, yabancılardan duyarız. SİHA'mız düşürülür, onu da yabancılardan duyarız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman böyle bir durumla karşı karşıya kalmamış. Onlar önce açıklıyorlar, biz duyuyoruz. Sonra bunlar utangaç cevaplar veriyorlar. Efendim bilmem ne oldu da şöyle oldu da böyle oldu da ne demek ya? Ne demek bu? Gemin basılacak, sesin gıkın bile çıkmayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu duruma hiç düşmemiş. Şimdi terör dolayısıyla tarihimize baktığımızda binlerce şehit vermişiz. Suriye'de vermişiz. Irak'ta vermişiz. Libya'da vermişiz. Kendi ülkemizde vermişiz. Bir tek yabancı asker istemeden
Şimdi beyler diyorlar ki yabancı askerleri Türkiye'ye davet edeceğiz terörle mücadele için. Kim bu yabancı askerler? Kim? Ben ve bütün Cumhuriyet Halk Partililer. Artı bütün vatanseverler. Ülkesini ve bayrağını sevenler. Bir tek yabancı askerin Türk topraklarına postaların değmesini asla istemiyorum. Bana soruyorlar. Tezkereye niye hayır diyeceksin? Yabancı asker istiyorsan evet de. Hayır diyorsan, milliyetçiyim diyorsan sen de hayır diyeceksin. Bakınız 1937'den bir örnek vereceğim. 1937. O onurlu, o gururlu, o saygınlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, devletinin tarihinden bir örnek vereceğim. 1937 yılında İran'da Sadabat Parkı kurulur. Sadabat Oteli'nde. Orada İranlı Irak da var. Son görüşmede derler ki acaba bir şeyi daha dillendirebilir mi? Türk delege biraz işkillenir ya acaba bir şey mi olacak? Tam paktı bozacak bir şey. Söyledikleri şu. İran'la Irak arasında sınır anlaşmazlığı olursa Türkiye hakem olur. 1937 yılının onurlu Türkiye'si. İran'la Irak arasında sınır savaşı olursa, uyuşmazlığı olursa Türkiye hakem olsun. Bugün bizim hakemliğimizi kim kabul? Sen başka devletlerin iç işlerine karışırsan, birilerinin Orta Doğu'daki taşeronluğunu yaparsan, Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım diye afra tafra atıp sonra ondan vazgeçersen ve Türkiye'yi Orta Doğu coğrafyasına ateşe sürüklerken ne olacak? Suriye'de askerlerimiz şehit edildi değil mi? Vuran Rusya'ydı değil mi? Rusya'nın özür dilemesi lazım değil mi? Sizin askerleri vurduk demesi. Yanlış hatırlamıyorsam 33 veya 34 askerimiz şehit oldu. Erdoğan soluğu nereden aldı? Putin'in kafasında. Ya şehit olan bizim askerimiz ya. Şehit olan bizim askerimiz. Eğer özür dilemesi gereken birisi varsa onlar da onlar. Hem şehidimiz var. 33 askerimiz şehit olmuş. Gidiyoruz kapılarına. Bir de kronometreyi açıp kapıda bekletiyorlar seni. Bütün dünya seyretsin diye. Şimdi bunlar kalkmışlar. Bizim milliyetçiliğimizi sorguluyorlar. Ya siz milliyetçiliği mesini dahi bilmezsiniz. Mesini. Mesini dahi bilmezsiniz. Milliyetçilik diyorsanız Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu bir partinin milliyetçiliğini kimse sorgulayamaz. Sen milliyetçiliğim diye geziyorsan sorgulayamazsın. Milliyetçiliği arıyorsan Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına bakarsın. Ve Kıbrıs'ın beş parmak dağlarını. Bakın gene milliyetçilikten söz edeyim. Akkuyu nükleer santrali. Kimin malı? Rusların. Hangi topraklarda yapılıyor? Bizim topraklar. Limanı verdik mi? Limanı verdik. Yöneticisi ne diyor? CEO'su ve yönetim kurulu başkanı şunu açıklıyor. Biz başka bir devletin topraklarında yani Türkiye'de bu santrali kendimiz için inşa ediyoruz. Bu nükleer santral Rusya'ya aittir. Bu başka bir ülkenin topraklarında bulunan kendi santralimiz. Başka bir ülkenin topraklarında bulunan kendi santralim. Limana geleyim. Onu da yine bir Rus yönetici şöyle açıklıyor. Burası bizim limanımız. Mersin'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olan yerde burası bizim limanımız diyor. Burası tam organize bir gümrük bölgesi. Kargoların gümrük işlemleri burada yapılıyor. Buraya sadece Rusya Federasyonu'ndan değil, dünyanın farklı ülkelerinden de gemiler alıyor. Yap, işlet, sahip ol modeli. Yapıyor, işletiyor, burası bana ait. Model bu. Garanti vermişiz bir de. Elektriği 12,5 sentten alacağız diye. 12,35 dolar sentten alacağız. Bu 15,83'e kadar da çıkabilir. Şimdi bunlara sormak isterim. Bahçeli'ye de sormak isterim. Bu mudur milliyetçilik ya? Bu mudur milliyetçilik? Kendi toprağını götürüyorsun. Başka bir ülkeye veriyorsun. Limanını başka bir ülkeye veriyorsun. Ve o belli bir bölgede bir tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı daha giremiyor. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı daha giremiyor. Bu mudur milliyetçilik? Ya bassın sizi milliyetçilik anlayışı. Siz milliyetçi falan değilsiniz ya. Değilsiniz.